Merhabalar efendim, iyi günler diliyoruz, mutlu günler diliyoruz. Sun TV ekranlarından, sosyal medyanın tüm alanlarından hepinize saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çalışma arkadaşlarım ve şahsım. Hoş geldiniz Leyla Pak'la Gündem programına. Her zaman olduğu gibi yine gazetelerimize şöyle bir göz atacağız. Dün gece baskısından neler yansıdı bugüne, neler damladı onlara bakacağız. Gündemin önemli başlıkları arasında değineceğiz. Yine stüdyomuzda gezineceğiz. Stüdyomuzda kıymetli bir konuğumuz olacak. Sosyal medya konusunu irdeleyeceğiz değerli izleyiciler. Bazen sosyal medyadan özelden sorularınız olmuyor değil, oluyor evet. Hepsine çok ayrıntılı cevap veremiyoruz ama Sun RTV sayfasından televizyonumuzu nasıl bulabileceğiniz, nasıl izleyeceğiniz konusunda tüm frekans bilgileri sunulmaktadır efendim. Bir ihbar numarası istiyorsunuz. WhatsApp numaramızı arkadaşlarım birazdan ekran altı sabitinden geçeceklerdir. Buna da şu an dikkat çekmiş olalım. Programımızın ilerleyen dakikalarında yine benim hatırlatmama da gerek kalmadan arkadaşlarım ara ara sunuyorlar zaten. Takiplerinize dikkat edebilirseniz muhakkak ki numaramıza rastlamanız mümkün değerli izleyiciler. Ayrıca sosyal medya sayfalarımızın tümünde de zaten WhatsApp numaramız ve ihbar hatlarımız yer almaktadır. Bir kez daha hoş geldiniz efendim. Nasıl geçti gününüz? Nasıl geçti haftanız acaba? Çok merak ediyorum. Çarşamba güzel bir gündür. Haftanın tam ortası. Dinlenme günlerine yakın. Çalışmanın ilk gününe biraz uzak. Tam ortada bir gündür. Karar bir gündür. Her şeyin kararı iyidir değil mi? O konuda da sözlerimiz var. Karınca kararınca yaşayıp gidiyoruz diye. Böyle bir istikrar her zaman her topluma nasip olmuyor. Bu kadar istikrarlı kelimelerimiz varken, deyimlerimiz varken, cümlelerimiz varken acaba bizler yeterince kanaatkar yaşamayı başarabiliyor muyuz? Yoksa son zamanlarda bu duygudan biraz uzaklaştık mı? Sağlık olsun, her şey yerini bulur. Huzur olsun, sağlığımız da oradan beslenir diyen bir ülkeydik ya da böyle düşünen insanlarıydık bu ülkenin. Şimdi biraz daha hırslı, biraz daha tüketime yönelik hem birbirimizi hem de cebimizdeki parayı hem de değerlerimizi biraz daha tüketmeye yönelik, biraz daha hatta hızlı tüketmeye yönelik, geçişleri çok çabuk yapabilen, törpüleyerek her şeyi yaşayabilen ve her şeyi çok çabuk eskiten bir toplum oldu. Ne yazık ki. Bir bakınız, herhangi bir mekan açılır, herhangi bir yer açılır ya da herhangi bir fikir ortaya atılır. Hemen akabinde 2 gün sonra bir başka mekan revaçtadır, bir başka siyasi slogan revaçtadır, bir başka fikir onu çoktan yiyip bitirmiştir, tüketmiştir. Durum böyleyken insanın özüne dönmesi, toplumun özünü hatırlaması da daha zor. Belki de artık biraz daha böyle monolog yaşayan dünyada kural budur, yeni kural budur. Bu dönemin getirisi mi götürüsü mü bilemiyoruz ama özelliği budur belki de bu dönemin. Bizler mi bundan mutsuzuz yoksa Z kuşağı arkadan gelen gençlik bundan memnun mu? Bizi yıpratan bu süreç aslında onların besin kaynağı mı ve lokomotif durumu mu? Bunu elbette ki gözlemleyerek bulabiliriz. Ancak geçmişin tecrübelerine her zaman bu toplumun, çocukların, gençliğin, yetişkin insanların, bizi yönetenlerin, halkın, halktan olanın, olmayanın, herkesin ihtiyacı var. Çünkü birbirine tutkalla yapıştıracak kadar önemli değerleri var bu toplumun. Birlik, beraberlik kelimeleri artık klişe kelimeler oldu, belki bıkkınlık yarattı. Çok ihtiyaç duyduğunuz her şeyden zamanla uzaklaşırmışsınız. Bu çok doğru bir şey. Ona erişememenin huzursuzluğuyla uzaklaşırmışsınız. Bu bir gelişim kuralıymış aslında. Ne kadar doğru yazmış yazanlar, ne kadar doğruyu söylemişler onu bilmiyoruz ama çok da mantıksız değil. Birlik, beraberlik mesajları ne kadar çok veriliyor ise o kadar çok huzursuzluk var ya da o kadar çok huzursuzluğa gebe miyiz acaba duygusuna kapılıyor. İşte siyasi söylemlerdeki ayıklamalar, şu an siyasi arenada yaşanılan gelgitler, ekonomideki malum durum, esnafın saat 21'de sona eren hizmet saati, hizmet aralığından çok da memnuniyet duymaması, aslında 21'den sonra ya da eskiden olduğu gibi gece yarısına kadar bazı hizmet alanlarının açık olması gerektiği, araba yıkamaların bile, marketlerin bile belki, manavların bile belki. Biraz aslında esnafın inisiyatifine terk edilmesi gerektiğinin sinyalleri veriliyor. Ardahan'da, Trabzon'da, Zonguldak'ta, Afyon'da, Denizli'de, Kütahya'da, Adana'da, İskenderun'da, Konya'da her yerde esnaf bunları dillendiriyor.
Neden 21 sınırı var deniliyor? Bakalım bizi yönetenler ve de merkezi hükümet bu serzenişleri ne kadar dikkate alacak, bunu odak noktası yaparak ne kadar geliştirmeye çalışacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son zamanlardaki demeçleri oldukça meşgul ediyor gündemi. İster istemez artık normale döndü hayat. Dönmedi değil, kısmen de olsa normale döndü değerli izleyiciler. Ya da biz öyle görmek istiyoruz, öyle düşünmek istiyoruz. Fakat kademeli normalleşme ile birlikte beklentiler de arttı mı acaba? Evet arttı. Daha esaslı yürüyüşler istiyor çalışanlar ve de esnaflar. Daha esaslı kurallar istiyor. Vergide bir takım kolaylıklar istiyor. İşte ne bileyim, stopajda bir takım kolaylıklar istiyor. Ödemelerde bir takım kolaylıklar istiyor. Kademeli normalleşme başladı diye pandeminin bizim ticaretimiz üzerindeki etkileri bitmedi. Bu anlama gelmesin. Hala iki yılı heba ettik pandemiyle. O iki yılın izlerini silebilmek adına asıl şimdi bizi büyük bir mücadele bekliyor diyor. Esnaf adam odaları, işçi temsilcileri hep bu cümleleri dillerine pelesenk etmiş durumdalar. Mantıksız mı? Değil aslında tamamen. Evet, arayı kapamaları için şimdi faaliyetlerine başlamış iken, önceden işveren durumundayken, şimdi pandemi döneminde çoğu işçiler elbette ki ya işten ayrıldı, dayanamadı ya da iş yerlerinin ömrü vefa etmedi buna. Tekrar aynı kadroyu toparlayabilmek, aynı kadroyla hizmet verebilmek, çırağıyla, kalfasıyla, ustasıyla, efendisiyle, aşçısıyla, şu suyla, bu suyla, bulaşıkçısıyla bir şekilde tüm mekanları düşünün efendim, valesiyle, aklınıza ne gelirse, hangi meslek grubu gelirse yine aynı kadroyla hizmete devam etmek için asıl şimdi devlet desteğine ihtiyacımız var diyor esnaf odaları, işçi temsilcileri değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanının dünkü açıklaması biraz yankı buldu ama muhalefet tarafından çok iyi değerlendirilemedi henüz. Çünkü anayasa değişikliği aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve de iktidar kabinenin çokça kenarında gezdiği bir konu. Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 128 maddenin Sayın Cumhurbaşkanı yeniden değerlendirileceğini, gerektiğinde masaya yatırılabileceğini, gerektiğinde yine hukukun üstünlüğü açısından elzem olan yasaların torba yasayla bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi öngörüsüne sunulacağını iletmişti. Anımsayacaksınız geçen hafta ve de ondan önceki hafta. Ancak son 3 günün gündeminde şu var ki bu 128 maddenin neyi içerdiği konusunda kamuoyu, hukukçular ve de halk büyük bir beklenti içerisine girdi. 128 madde görüşülecek, karara bağlanacak, revizeleri yapılacak, düzeltmeleri yapılacak, eklemeler ve de çıkartmalar yapılacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı dünkü beyanında. Ancak şu açıklanmadı. 128 madde ne? Ne içeriyor? Hangi 128 madde? Bu konuda kamuoyunda bir beklenti var ve muhalefet partilerinde de bir beklenti var. Belki bu çok önemli nüans açıklığa kavuşturulduğunda bu konuda merkezi hükümetin ve de iktidar partisinin mecliste belki de kim bilir olası siyasette her şey olur, muhalefeti de yanına çekmesi söz konusu olabilir. Ayasofya Camii imamının Ulu Önder Atatürk'ümüze hakaretlerinden sonra siyaset bu noktada odaklanmış durumda. Neden bu noktada odaklanmış durumda? Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözleri, bugün İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı gerçekleştirildi. Canlı yayınımızdan hemen önce Sayın Meral Akşener'in konuşmalarını da sizlere naklettik ve akşam ajanda programında da önemli aralıkları bulabileceksiniz. Meral Akşener ülke ve siyaset gündemiyle ilgili olarak partisinin görüş ve önerilerini paylaştı. Geçmişten feyiz almadan örneğin geleceğe yürünmez dedi. Arkamızdaki manşette de görüyorsunuz, Aydınlık Gazetesi. AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız aydınlığa anlatmış. Demiş ki Manastır'dan Samsun'a Atatürk'ü anlatacağız. Çünkü demiş önümüzdeki yıllarda Beyoğlu tarih yolunu oluşturmayı düşünüyorlar. Gazeteleri geçmeyelim Ezel'cim, gerek yok. Sadece feyz alarak söze girmek istedim. Beyoğlu'ndan gençlerimize bakın ne kadar güzel bir düşünce. Demek ki Sayın Meral Akşener'in de dediği gibi parti siyaseti değil, kişi siyaseti çok önemli. Particilik o kadar da önemli bir şey değil. Bir insan 40 yıl yanlışı söyler ya da genelin kabul etmeyeceği şekilde doğruyu söyler. Ama 41. yıl artık algıyı da anlamıştır, beklentiyi de anlamıştır.
durumun da farkına varmıştır. Düşünce, fikir, her şey oturmuştur. Analiz gücü oturmuştur ve der ki ben şimdiye kadar bu fikri böyle söylemiştim ama şöyle söylemem daha uygun olur. Hem toplum için daha birleştirici olur hem de benim için önemli bir artı olur. Çünkü insan, partiler, kurumlar, kuruluşlar, hayat var olduğu sürece en iyi versiyonunu bulmak zorunda. Tüm çabalar bu yönde analiz edilmeli ve bu yönde sonuca ulaştırılmaya çalışılmalı. Demiş ki beyefendi Ali Haydar Yıldız, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı, tebrik ediyorum kendisini. İyiye iyi ya da kötü demek bizim haddimiz değil de doğruya doğru, yanlışa da haddimiz olmadan yanlış demek gibi bir misyonumuz olmalı toplumda basın olarak. Beyoğlu'ndan gençlerimizle önce Selanik ve Manastır'a, Manastır'dan Beyoğlu'na, oradan da Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan Samsun, Erzurum, Sivas, Ankara'ya gideceğiz demiş. Hadi buyurun bakalım, Atatürk'ün düşüncelerinin geliştiği yerlerde, Cumhuriyet'in ilanına kadar izlediği rota boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söylemiş. Hem güzel bir açıklama hem de Ayasofya'dan sonra bir AK Partili belediye başkanının biraz da olsa sanki gündeme bir iyimserlik tozu serpercesine bilinçli olarak yapılmış bir açıklamada geliyor ilk etapta insanın aklına. Her ne şekilde olursa olsun ama gerekçesi ne olursa olsun olması gereken açıklama. Tarihimizde doğru da var, yanlış da var, yenilgi de var, galibiyet de var. O sebeple hepsinin bilincinde olarak doğrularımızdan feyz alıp tarihi yanlışlarımızdan da ders alarak ilerlememiz lazım. Yakın tarihimize baktığımızda bu milletin ne kadar çok birbirine kırdırıldığını, aslında kişilerin değil sadece imajların, ideolojilerin çarpıştığı yerde kişilerin hayatlarını kaybettiğini, toplumdaki düşmanlık nifaklarının ne kadar çoğaltıldığını, dış mihraklar sözünün ne kadar edildiğini hepimiz çok yakından hatırlıyoruz. Kişi kendinden bilmeli her işi. Biz böyle olduktan sonra dış mihraklar cümlesine de hiç gerek yok diye düşünüyorum. Yarın Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan stüdyo konuğumuz olacak efendim. İlimize dair, kentimize dair birçok değerlendirmede bulunacağız. Bir şekilde bu kademeli normalleşmeyle birlikte Mersin esnafı ne durumda, beklentisi ne, beklentiyi karşıladı mı bu normalleşme kriterleri, sabah 7 akşam 21, yoksa farklı revizelere mi ihtiyaç var? Esnafın sesi nedir? Mersin'in neye ihtiyacı var? Mersin bu dönemde nasıl bir atılımda olmalı? Limanımızdan tutun da nükleere kadar her şeyi konuşacağız. Bu şehrin katma değerlerini konuşacağız. Ve bu şehrin katma değerlerini azaltan eksilerimizi de konuşacağız tabii ki. Ayhan Bey'in sohbeti çok tatlıdır. Şahane fikirleri vardır. Eminiz ki doyumsuz bir sohbet olacak. Yarın saat 11'de Sun TV ekranlarında ve sosyal medyada bu sohbeti takip edebilirsiniz. Bize yol arkadaşlığı yaparsanız yarın da çok mutlu oluruz değerli izleyiciler. Şimdi konuğumuza dönelim mi? Hadi dönelim bakalım. Yurt ve dünya haberleri, siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa. Cesur yorumlar ve önemli konuklarla haber hayattır demek için sizlerleyiz. Leyla Pak'la gündem hafta içi her gün saat 11'de canlı yayınla Sun TV'de sizlerle. Ay bu Cüneyt'in bir de jeneriği var ya, ben her seferinde unutuyorum. Ezel hatırlıyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşıma. Teşekkür ediyorum Ezel. Sen sıkça gelirsin diye sana jenerik yapmıştık. Evet. Pandemi girdi. Pandemi girdi. Orası, yasaklar oldu. Orası öyle. Ama şey, sen söyle. Sen de biraz ihmal ettin bizi galiba. O konuda yok, çok kızgınım sana. Yani şey. Küsüm senle ben. İhmal etmedim. Yani hepimizin sağlığı açısından mümkün olduğunca yok, kurallara canım, uydum yani. Takılıyorum sana. Elbette ki bir dönem konuklu programlarımız olmadı. Evet. Her zaman da ne zaman Cüneyt yetiş desek
Yanına ayak gelirsin. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanınızdayım. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sosyal medya ve siber güvenlik uzmanı sevgili Cüneyt Üre bugün bizimle. Kendisi zaten artık Sun TV, Çel TV ailesinden yaklaşık bir iki yıl seninle program yaptık tabii, herhalde biz tabii. Sürekli değil mi? O zaman Burak da eşlik ediyordu bize. Aynen psikoloğumuz öyle. Zaman zaman katıldı. Ya, ama seninle münferit programlarımız çok bizim. Temmuz ayında iki sene olacak. İki sene olacak. Tabii, Temmuz ayında iki sene olacak. Ben burada 3,5 yılı bitiriyorum nereden baksan. Evet, 3,5 yıl bitti. Bayağı bir beraber mesela. Bir çabuk geçmiş zaman değil mi? Yaşlandık galiba ya. Yok ya, yaş almak değil bu. Bence birbirimize yaslandık. Niye yaşlanalım? Bence de. Olur mu öyle şey? Ama sizinle program yapmak güzel oluyor. Vallahi Vallak keyifli mı? Oluyor. Vallahi mı? Vallahi billahi keyifli oluyor. Canım benim, seninle de öyle. Aynen. Cüneyt özelinde benim çok sevdiğim bir kardeşim sevgili izleyiciler. Zaman zaman böyle çok abla kardeş ya da yakın dost modunda olabiliriz. Sizin hoşgörünüze sığınıyoruz. Zaten çok da asık suratlı programlardan ve programcılardan, oynayan programlardan ve de programcılardan bıktık. Yani böyle görüm görüm görülüp de böyle bugün burada bu oldu, şu şuna höt dedi, bu buna het dedi gibisinden programlar artık çok değil. Programın kendi içinde farklı bölümleri vardır ve tüm yayıncılarda da biraz tiyatral yetenek vardır. O anın, o bölümün gömleğini giymek zorundasınız. Çünkü izleyici sizden bunu bekler. Değişkenlik değil, biraz aktif olmanızı bekler. Hiperaktif değil ama. Cüneyt hiperaktif. Onu durduramazsınız. O halde bir verirsen mikrofonu bana bir daha ver. Ha, hatırlıyor musun anneciğim? Mahmut, vallahi Mahmut. Neyin var, iyi misin? Onu izleyen arkadaşlarım o kadar gülmüş ki. Ya şey, herhalde bu hepimizde olan bir şey. Biz konuşmayı seviyoruz. Yani bilgilerimizi birileriyle paylaşmak istediğimiz için mikrofonu veya sahneye çıktığımız zaman durdurak bilmiyoruz. Ama herkes böyle değildir. Biz birbirimize kapı açarak gidiyoruz. Öyle handikaplarımız yok bizim. Kaprislerimiz, komplekslerimiz yok. Olduğumuz gibiyiz. Herkese de bu kadar konuşuyoruz. Düz yani. Ya olduğun gibi ol ya da göründüğün gibi ol demişler. Boşuna dememişler. Biz olduğumuz gibiyiz işte. Yani ben mesela bugün yayına geleceğim zaman ne giyeceğim diye düşünmedim. Gördüğünüz gibi çok rahat, relax bir şekilde geldim. Evet, hoş geldin. Yani, sabah hoş geldin canım kardeşim. Sevgili eşin iyi. O da bir sağlık elçisi. Hepsine selam. Hemşire. Cüneyt'imin eşi Bergüzar. Bergüzar'ıma da sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Hiç onu iade etmiyoruz. Sağlıkçı eşi olmak da zordu bu dönemde değil mi? Onu da konuşalım. Çok yıprandık. Yani, yani bir erkek olarak, bir sağlıkçının eşi olarak onun yıprandığından belki aynı düzeyde değil ama biz de çok yıprandık aile olarak. Her gün nöbetler, gün aşırı nöbetler. Bir kere zaten Covid sürecinde nöbetten geldiği zaman mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştık. Biz de bir bu rahatsızlığı geçirdiğimiz için o handikapları maksimum seviyede yaşadık. Çok sen zorlandı. Sen geçirdin mi? Ben geçirmedim Allah'a şükür. Bergüzar? Bergüzar geçirdi. Geçirdi. Geçmişler olsun. Çocuklar geçirdi. İyi. Allah'a şükür hepsi çocukları iyi. Geçirdi. Yani ben de aşımı oldum işte. Ondan sonra bakalım yani antikor evet. Gelişti diye düşünüyoruz. Doğal antikor da gelişti Bergüzar'dan dolayı. Büyük bir ihtimalle temaslı olduğumuz için geliştiğini tahmin ediyorum. Aşımızı da olduk. Bundan sonrası Allah'a yapacak bir şey yok. Şimdi bu konuda olduğu gibi aslında her konuda sosyal medyada çok kirli bilgiler de var. Aşınızı olun olmayın. Bu kişilerin inisiyatifine terk edilmiş bir durum sevgili izleyiciler. Kendinize ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Zaten hiçbir kurum, kuruluş, kişi ya da merci sizi bu konuda mecbur etmiyor illa aşınızı olun diye. Bu tercih meselesi. Onun için hekiminize danışmak en doğrusu. O doğrultuda karar vermek en doğrusu. Bu konuda çok zorlayıcı cümleler kurmadım programında. Hiçbir zaman algıları değiştirecek ya da güçlendirecek. Hiçbir cümle kurmadım. Kurmayı da düşünmüyorum. Ama Ezel de biliyor değil mi canım? Yaklaşık bir 3 hafta oldu. Biz artık günlük vaka tablosunu vermiyoruz. Çünkü işin komedisi oldu artık. Evet, gerek yok. Biz aşı tablosunu vermeyi bekliyoruz. Kesinlikle Sayın Fahrettin Koca'nın artık bunun için kameraların karşısına geçmesini istiyoruz. Niçin bu yaş grubunu baz aldık? Hangi il bizim için pilot il oldu? Orada ne kadar aşılama yaptık? Aşılama hızımız neydi? Hangi yaş grubunu aşıladık? Ne kadar sağlık elçisi bu aşılama hizmetinde rol aldı? Ne kadar kurum, kuruluş bu aşıların ülkemize getirilmesi için her anlamda bize destek oldu ya da olmadı? İşte basına teşekkür ederiz. Bir anlamda selayeti korumamıza, soğukkanlılığımızı korumamıza yardımcı oldu. Bu süreçte birlikte yürüyoruz. Cümleleri için ancak o tabloyu yayınlamayı bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak
aşı konusunda tüm dünya ülkelerinde ben şahsi düşüncem olarak bir numaralı ülkeyiz. Çünkü bizim aşı pratiğimiz çok yüksek. Çok yüksek geçmişteki taşra yani, hizmetinden dolayı. Kesinlikle. Hep onu diyorum, hemşire kızıyım diyorum. Ciplerle, yeşil ciplerle aynen giderdik köyler annelerimize. Aynen. Sadece bu COVID aşısıyla ilgili sıkıntımız aşının mümkün olduğunca elimizde bulunmaması. Sevkiyatından yaşanan sorunlar, üretimle ilgili yaşanan sorunlar vesaire vesaire. Bu sorunlardan dolayı aslında biz aşı konusunda gerideyiz. Çok da geride değiliz aslında. İleride de değiliz ama olması orta gerektiği durumda değiliz. İstendiği durumda değiliz. Durumda değiliz. Evet, istendiği durumda değiliz. Ama elimizdeki bu aşı hızıyla biz bu işi cover ederiz diye düşünüyorum. Çok iyi bir pilot ekip var bizde çünkü. Çok iyiyiz. Çok iyi bir. Yani sağlıkta geri hizmet bizde çok güçlü. Zaten diğer ülkelere baktığınız zaman sağlık hizmeti birçok ülkede göçtü. Evet. Yani burada sağlık çalışanlarının hasta bakıcısından başhekimine kadar hepsi ellerinden öpülesi insanlar. Yani onların dirayetli davranmalarıyla aslında biz bu süreci sağlık konusunda yıkılmadan atla. Katılıyorum. Bu konuda evet, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. Türkiye ihmal davrandı, vaktinde elini çabuk tutamadı. Her yere, her yatırıma, her açılışa, kurdele kesmek adına ya da ne bileyim birçok konuda işte kongrelere, şunlara bunlara dünyanın parası harcanırken aşı konusunda çok ihmal davrandık. Biz geç ikna olan bir ülkeyiz, bunu kabul etmek lazım. Her şeyi de Allah'a havale etmemek lazım. Evet. Yaradan ne demiş? Gayret kuldan, merhamet Allah'tan. Kesinlikle. Önce kul olarak, eğer kul mertebesindeysek tabii ki en önemli mertebeymiş o. Kulum işte diyoruz ya, çok böyle hafife alıyoruz. Kul olmak en önemli mertebe, olabilirsen ne âlâ. Onun için gayret bizden, merhamet Yaradan'dan. Bu konuda ne yazık ki ülkemi aşı konusunda çok gayretli görmüyorum. Bir takım çok böyle klişe beyanlarla da bunun üzeri örtülmeye çalışıldı ama bu sağlık, bu konuda iyimser cümleler kurmamı beklemesinler. Çok daha iyi olmalıydı, hak ediyorduk. Evet. Onu bir kenara bırakalım mı şimdi? Seninle çok önemli konularımız var konuşacak. Ne oluyor sosyal medyaya? Sosyal medyada eskiden aşk meşk, kelebekler uçuşurdu, böcekler uçuşurdu, börtüler falan. Şu an sosyal medyada siyaset var. Bir şey yollardı. Şu an sosyal medyanın tek gündemi var siyaset. Yani o aşk, kelebekler, doğa videoları. Uçuş uçuş. Her şey bitti. Şu an tek gündem siyaset. Yani sosyal medya şu anda geleneksel medyanın kat kat üstüne çıkmış durumda. Bütün gündemi sosyal medyadaki paylaşımlar, hem hükümet kanalından, hem muhalefet kanalından, hem diğer kanallardan sosyal medyada paylaşılan içerikler şu an Türkiye'nin gündemini oluşturuyor. Yani bütün gündemin önüne geçmiş durumda aslında siyaset baktığınızda. Burada çok fazla da kirli bilgi dolaşmaya başladı. Yani biz her yayınımızda onu söylüyorduk. Sosyal medyada her duyduğunuz doğru olacak diye bir kaide yok. Muhakkak bunu birkaç kanaldan teyit etmeniz gerekiyor diye her zaman söyledik. Ama şu anda insanlar sosyal medyada kendi inanışlarına, düşüncelerine uygun her şeyin doğru olduğunu düşüncesinde ve o düşünceyle yorumlar yapmaya başladı. O büyük sıkıntı olmaya başladı. Hani her zaman söylüyoruz ya, kutuplaşmaya gidiyoruz diye. Düşünce empozesi. Aynen öyle. Yani herkes kendi inanışına göre bir algıyı yönetmeye başladı sosyal medyada. Bu benim uzmanlık alanıma baktığınızda ben sıkıntılı görmeye başladım. Yani hangi açıdan? Şöyle bir şey söyleyeyim. Muhalefet tarafı sosyal medyadaki paylaşımların hepsinin incelenmesi konusunda hiç tereddütsüz evet diyor. İktidar tarafına baktığınız zaman gereksiz buluyor ama ortayı bulmak lazım. Biraz önce sizin söylediğiniz çok doğru. Doğruysa araştırmak gerekiyor. Eğer dedikoduysa pas geçmek gerekiyor. İşte burada vatandaşlarımızı aslında baktığınızda çok iş düşüyor. O basın desteği, vatandaş desteği burada ortaya çıkıyor işte. Doğruyu akıl süzgecinden geçirip algılayabilmek ve ona göre davranmak, ona evet göre paylaşımlar yapmak gerekiyor. Evet, evet. Dedikoduysa da o dedikodudan dolayı
siber suçlarla çok mağduriyet yaşayacağız ilerli günlerde. Çok net söylüyorum. Yani asparagas haberi doğruymuş gibi yayarak insanları kin ve nefrete yönelen Türk Ceza Kanunu'nda madde var. Evet. Bundan dolayı çok mağduriyet yaşayacağız. İnsanların kapısına polisler dayanacak. Çünkü kin ve nefrete yönelik sosyal medyada şu anda çok fazla haber dolaşıyor. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama bu konuda ceza yaptırımlar var mı? Var tabii ki. Ya ben her zaman onu söylüyorum. Gerçek dünyada nasıl hukuki anlamda yasalara uymadığınızda cezai yaptırımlar varsa, dijital dünyada da işte insanları kin ve nefrete yönlendirici bu konuda cezai müeyyideler var. Aynı zamanda sorulara bakıyorum da, evet. Yani bu da 1 yıla 5 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanan davaları neden olan ceza kanunları var. Peki şimdi bunlar sadece çok çok doğruları konuşalım ama hiçbir yere dokunmadan konuşalım. Çünkü amacımız kimseyi suçlamak. Kesinlikle. Değil. Seni aşan bölümleri ben dile getirebilirim ki öyle olacaktır muhakkak. Sade vatandaşları için bu var. Çok eka bir kesim için yok. Bir imam herhangi bir açıklamayı yapabiliyor, ceza almıyor. Birisi işte YouTube'dan şuradan buradan bir sürü itiraflar yapıyor. Ya da içinde bulunduğu teşkilatı anlatıyor. Hakimlerden, savcılardan hiç ses yok, herhangi bir yaptırım yok. Sosyal medya hesabı bile kapatılmıyor. Ama sade bir vatandaş herhangi bir konuda fikir beyan ettiğinde bölücülükle suçlanılabiliyor. Burada bir eşitsizlik var. Ya bir şey ya herkes için suçtur. Bu kişiyle hukukta kişi yoktur ki, kural vardır. Yani. Kesinlikle. Hukukta suç vardır. Aynen. Suç teşkili vardır bildiğim kadarıyla. Kişiler önemli değildir. Yani sonuna kadar katılıyorum. Hukuk kişiden kişiye değişmez. Hukukun bir kanunu varsa bu A kişisine de aynı şekilde uygulanmalı, B kişisine de aynı şekilde uygulanmalı. Evet. Normal vatandaş bir tweet attığında bununla ilgili geriye dönük baktığınızda, araştırma yapıldığında sorgulama noktasına girebiliyorsanız, evet dediğiniz gibi kamu kurumunda çalışan bir kişinin bile attığı tweetten dolayı aynı sorgulamaya tabi olması gerek. Hukuk kişiye göre değişmez. Çok ruhani bir lider, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Onun hakkında birisi bir yorum yapmıştır. Küfür içermez, şunu içermez, bunu içermez, hakaret içermez. Fikrini söylemiştir. Ölünün ruhu diye bir şey vardır. Ama aynı şey Atatürk için yapıldığında ses çıkmıyor. Demek ki sosyal medyada da onaylanan ve reddedilen durumlar yine ister istemez siyasetçilerin elinde olan ipleri bize yansıtıyor. İşte ya ben her zaman onu söyledim, yine aynısını söylemek istiyorum. Sosyal medyayı manipüle etmek çok kolay. Ve şu anda manipüle eden bot hesaplarla ve fake hesaplarla birçok algı yönetiliyor aslında bazı kişiler tarafından. İşte o yüzden her zaman söylediğimiz şeyi tekrarlamak istiyorum. Lütfen bir sosyal medyada okuduğunuz yazının doğruluğunu birkaç yerden teyit ettirin. Güvendiğiniz kaynaklardan teyit ettirin. Ya o da her zaman mümkün değil ama Cüneyt. Ama bilinçli kullanım. Biraz da ezbere işte, ya da teyit ettirmediğiniz şeyi paylaşmayın. Paylaşmayacaksın. Teyit edemeyeceğiniz paylaşmayacaksın. Şey sizin boyunuzu aşan şeydir. Ama dijital dünyayı bilinçli kullanmak böyle bir şey. Seni aşan şeyi paylaşmayacaksın. Şahsi fikrin, evet, olabilir. Bunun teyidi sendedir. Evet yaptım dersin. Her okuduğunu lap diye hiç düşünmeden paylaştığında bu sana yolsuz elektrik olarak geri dönecek. Geri dönecek. Ve insanlar en büyük handikapı şurada yapıyor. Bakın çok net söylüyorum bunu. Bir şeyin bir yerden alıntı yaptığı zaman paylaştığında altına not olarak şuradan alıntı yapılmıştır ibaresini koymak bir nebze kendini güvenli tutacaktır. Bakın önemli bir detay bu sevgili izleyiciler. Yani neyi nereden kimden aldığınız, evet, konusunda. Yani şimdi şöyle düşünün. Biriyle ilgili bir haber paylaştığınızı düşünün. O haber paylaştığınız dakikada siz bir yayıncısınız aslında. Atıyorum şu gazeteden, şu tarihli şu gazeteden. Evet. Yani alakalı. Bütün okları siz niye kendinize çekiyorsunuz yani ki? Kaynak paylaşma kaynak diyelim birinci maddemize. Şeyi, hedefi yayın. Kaynak paylaş, hedef olma. Hedef olma. Hı hı. Ha, evet. Çok eminsindir, gözünle kulağınla görmüşsündür. %100 doğruluğuna ama yine de ispatın yoksa bu da havada kalır. Tabii ki.
Zaten şimdi siber suçlarda en büyük sıkıntı şu. Elektronik delilin hangisi delil? Elektronik delilin hangisi delil? Ay bu şahane bir konu oldu şimdi. Evet. Şimdi sosyal medyada birine hakaret etmeniz delil midir? O mesajlaşma delil değil midir? En çok tartışılan, hatta hakimler ve Yargıtay tarafından tartışılan bir konudur aslında. Yani suç teşkil ettiği durumda ki delilden fikir özgürlüğüne mi giriyor? Hakaret içeriği nedir? Tartışılır. Ama işte bu yüzden her zaman söylüyorum. Bir yerden bir şey alındığı zaman onun içeriğini ilk önce akıl süzgecinden geçireceksiniz. Birilerine karşı hakaret içeren cümleler var mı yok mu bunu tartacaksınız. Ondan sonra paylaşacaksınız. Sizin hiç için şöyle söyleyeyim, insanlar paylaşıyor böyle, ne diyeyim size, paragraf paragraf cümle paylaşıyor sosyal medyada. O cümle okumadan paylaştığı için o paragrafın içerisinde belki hakaret içerici bir cümle var birine. Bitti. Siz otomatikman hakaret suçundan dava açılabilecek duruma düşüyorsunuz. Bilinçli kullanım, her zaman için bunu söylüyorum. Bilinçli kullanmak, paylaştığını, niye paylaştığını, kime hedef aldığını, bu paylaşımdan sana yol sol ve elektrik olarak bazı şeylerin dönüp dönmeyeceğini bilerek paylaşmak lazım. Özet bu aslında. Şimdi bir ülkenin ya da bir ülkenin değişen değerlerinin sömürü malzemesi yaptığı konularda beyanda bulunan insanlar ne yazık ki alkışlanıyor. Yani hiç yanlış anlaşılmasın lütfen değerli seyirciler. Bir profesörle bir din aliminin, değil mi? Ya da herhangi bir kilisenin papazının ya da sade bir vatandaşın. O ülkenin ya da dünyanın en büyük sömürü kaynağı şimdi din. En mahrem, en güzel değeri. Ne yazık ki böyle. Dünyada böyle. Yani dünyada birçok yer böyle ele geçirilmiş, böyle bazı hakimiyetler geçerli kılınmış. Bunlar hayatın tartışmasız, tarihin tartışmasız gerçekleri. Hepimiz de okuyoruz, biliyoruz Cüneyt'ciğim. Sevgili izleyicilerim de muhakkak ki biliyordur. Şimdi bir imamın yaptığı açıklama ya da sosyal medyadan bir paylaşımıyla ilgili olarak bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok, çok ilginç. Bir profesör bir açıklama yapsa hiçbir şey yok. Aynı konuda, aynı çizgide. Hiçbir şey yok. Ama bir başka imam, Atatürk bu ülkenin vazgeçilmezidir. Harcındaki ilk çimentodur. Yanındaki şehitlerle, silah arkadaşlarıyla ebediyete göçmüş, bütün mücadele eden Türk evlatlarıyla birlikte bu ülkenin çimentosudur, harcıdır diye bir imam, yine bir din insanı. Hiçbir meslek grubuna hedef almıyoruz değerli izleyiciler. Benim mesleğimde de iyi var, kötü var. Herkes de var. Bir din insanı Atatürkçü düşünceyi ya da Atatürk ideolojisini savunan şeyler paylaştığında yine tukaka ilan ediliyor. Bu sefer öbür tarafa geçiyorum. Din insanı bunu yapamaz. Din insanı tarihine sahip çıkamaz. Tarihindeki bir başarıyı bir askeri alkışlayamaz. Övemezsin. Siyasi zihniyete hizmet edeceksin. Hangi siyasi iktidar varsa ona hizmet edeceksin. Siyasi iktidarda çoğunluk ateist mi? Ateizme hizmet edeceksin. Deist mi? Deizme hizmet edeceksin. İslamcı mı? İslam'a hizmet edeceksin. Din insanından hep bu beklenir. Artı yine oraya geliyorum Cüneyt. Yine bir profesör Atatürk'ü övdüğünde, eğer üniversite yönetimi o siyasi yönetime ve de erke hizmet ediyorsa yine tukaka ilan edilir. Bak, iki övgü, iki yergi. Demek ki dünyada her şey siyasallaşmış. Kesinlikle. Biz biraz da şeyde şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hala demokrasiyi ve cumhuriyeti özümseyemediğimizden kaynaklanıyor aslında. Din adamı niye Atatürk'ü övemeyecek? Tarihini övemeyecek? Profesör de Kanuni Sultan Süleyman'ı övebilecek. Elbette ki hepsi bizim yani tarihi değerlerimiz değil mi? Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine baktığınızda Osmanlı da var. Şimdi bunu niye Osmanlı olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı. Olmayacak. Şimdi bunu niye konuşuyoruz? Çünkü sosyal medyada en çok bu konuda yorumlar var son zamanlarda. Evet. Ama çok kirlendi. Ama altına hep olumlama mı yapmak lazım? Hayır. Hayır, yani işte biraz önce konuştuğumuz konu,
Doğruya doğru, yanlışa yanlış demek lazım. O zaman seçilen kelimeler çok önemli. Kesinlikle. Üslup çok önemli. Yani bir adama sen çok iyisin demek var. Ya iyisin işte demek var. Şimdi ikisi de iyisin anlamına geliyor ama. Ama farklı şekilde anlatıyorsunuz. Şimdi klavye slaşörlüğü deniliyor ya. İşte klavye slaşörlüğü burada çıkıyor. İnsanın suratına kalkıp da söyleyemeyeceğin şeyi çat 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 klavyede yazabiliyorsun. Çünkü tepkiyi görmüyorsun. Ama aynı yazdığını sen kalkıp karşındaki adama yazdığın zaman belki kafa göz dolacak sana. Şimdi bu dünyada böyle değerli izleyiciler, verdiğimiz örneklemeler sakın yanlış anlaşılmasın. Sosyal medyada suç teşkil eden durumlar, paylaşımlar ve yorumları konuşuyoruz. Biraz önceki Profesör İmam benzetmesini de bunun için yaptık. Her meslek grubu siyasi hareketi onaylayan şekilde paylaşım yaptığında bu paylaşımın çok birleştirici olduğu anlamına gelmiyor. Yani. Çünkü muhakkak çok prim yapan paylaşımlarda dahi bir ayrımcılık vardır. Siyasi partilerin görüşlerinden kaynaklanan bir ayrımcılık vardır. Türbünleri oynamak diyoruz. Oynamak diyoruz. Peki sosyal medyada siyasetten çok da uzak kalamıyor insanlar. Ne yapacaklar o zaman? Ya zaten artık şöyle söyleyeyim. Bilişim ve teknoloji çağını yaşadığımız bu dönemde sosyal medya, yani siyaset artık sosyal medyanın göbeğine oturmuş durumda. Sadece Türkiye için geçerli değil. Yurt dışındaki bütün dünyalarda öyle. Sosyal medyadan bir başkanı yerle bir edebiliyorsunuz. Sosyal medyadan bir katili tekrardan suç dosyasının tekrar açılmasını sağlayabiliyorsunuz. Sosyal medyanın gücü artık dünyada tartışılmaz bir noktaya ulaştı. Evet. Ama burada önemli olan ne kadar bilinçli kullandığımız. Bu sadece vatandaş için değil. Devletler ve bizleri yöneten insanlar için de geçerli. Sosyal medya bir horoz dövüşü yapılabilecek bir yer değil. Değil. Ama bazen sosyal medya horoz dövüşü yapılan bir noktaya geliyor. Bir dönem yasaklanıyordu her şey. Hatırlıyor musun Cüneyt? Evet. Sosyal medyadaki tüm faaliyetler ya da belli saatlerden sonra erişim ve de kısıtlama şey oluyordu, başlatılıyordu. Bazen bilinçli yapılıyor diye düşünüyordu sade halk. Ama şimdi tüm siyasi partiler iktidarıyla, muhalefetiyle her görüşten, her kesim radikali de, İslamcısı da, işte sağcısı da, solcusu da, tüm siyasi görüşleri mensup olan ya da dünya görüşleri mensup olan herkes sosyal medyayı çok âlâ, pek âlâ kullanıyor. Evet. Gücü şimdi keşfedildi. Ama bunun gücünü biraz ülke olarak biraz geç keşfettik. Ama yine de olumsuz yönden başladık bence. Bizim önümüze, elimize buyurun dediler. Sosyal medyayı, dijital dünyayı verdiler. Altyapımız var mıydı? Yoktu. Yoktu. En basit örneğini şeyde yaşadık. Eğitim sektörümüzde, eğitimde yaşadık. Eğitimde, onu bak onu not alıyordum. Dijital eğitimde. Dünya eğitimin daha içinde. Hazır mıydık? Değildik. Öğretmen olarak hazır mıydık? Değildik. Yok. Öğrenci olarak hazır mıydık? Değildik. Teknik ve fikir olarak hiç hazır değildik. Hiç hazır değildik. Hiç hazır değildik. Lap diye bir anda uzaktan eğitime geçtik. Yapabildik mi? Belli oranda yapabildik, belli oranda yapamadık. Dün bir okuldaydım. Öğretmen ve müdür yardımcılarıyla beraber bu konuyu masaya yatırdık. Öğretmenler bile hazır değildi. Yani şimdi öyle bir noktaya geldik ki öğretmenlere dediler ki Zoom üzerinden eğitim yapacaksın. Teknik donanımı yoktu. Şimdi her insanın evinde laptop olmak zorunda değil. Teknik donanımındaki kamerası, mikrofonu olmak durumunda değil yani. Öyle bir zorunluluk tutamazdınız insanlarda. Ama böyle bir ortamda dediniz ki eğitim yapacaksın. Ama şey bir dönem sözünü balla kesiyorum, minicik bir giriş bu. Bir dönem denildi ya işte herkesin arabası son model, herkesin evinde kliması var, herkesin evinde buzdolabı var, çamaşır, herkesin dizüstü bilgisayarı var. Tabii. Bu ülke fakir değil, zengin denildi ya ama bütün öğretmenlerin evinde bilgisayar olduğundan emin de herkes bu sisteme geçerken. Öyle bir dünya değil. Öyle bir ülke değiliz. Yerdiğimiz imkanların alkışlayanı olduk bir anda. Yani. Her öğretmenin evinde 2-3 tane dizüstü bilgisayar var denilmişti. Dün öğretmenlerimizden bir tanesi çok güzel bir şey söyledi. İşte tablet dağıtıldı dedi bu ülkede. Evet çok güzel bir uygulamaydı tablet dağıtılması. İşte belediyeler dağıttı, hayırsever
vatandaşlar dağıttı, devletimiz dağıttı. İnternet olmadan tablet ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Yani Mersin gibi bir şehirde bile yeri geldiğinde köylerde internet sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Şimdi internet olmadan tablet ne işe yarar? Tabletiniz var, EBA'ya giremiyorsunuz. Yani bizim teknolojik altyapımız hazır değildi ki böyle bir şeye. Biz duvara toslaya öğrenmeyi seven bir milletiz. Yani dijital dünyada da öğrenmeyi biz duvara toslayarak yapıyoruz. Öyle öğreniyoruz. Biz işte televizyonlarda, radyolarda bilinçli kullanalım diye bas bağırıyoruz teknolojiyi. Kimse dinlemiyor ama gün geçmiyor ki telefonumuza bir mesaj düşmesin. Şundan dolayı bir mağduriyet yaşadık, nasıl kurtulabiliriz diye bir mesajın gelmediği gün kalmıyor bize. Peki Cüneyt, tersten başlayalım mı şimdiki konumuza, yani şimdiki bölümümüze? Sosyal medyalar nasıl yönetiliyor? Bunları kim oluşturuyor, bize sunuyor? Biz yönetmiyoruz. Ya nasıl yönetiliyor? Kim bunun sahibi? Ülkeler, şimdi, kişiler, çok, güçler? Ya bakın, çok net bir şey söyleyeyim ülkelerin size. Ülkelerin savunma sanayileri mi aslında? Çünkü bu da bir savunma sanayidir, biliyorsun. Evet, şimdi şu an hepimizin kullandığı belli başlı sosyal medya platformları var. Ve bu kadar veriyi koruyabilecek, bu kadar etkili iletişimi sağlayabilecek bir altyapıyı bir kişinin, bir firmanın yönetmesi, idame ettirmesi imkansızdır. Eğer arkasında devlet ve devlet kurumları yoksa. Çok net söylüyorum bunu. Evet. Şimdi bir Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı bir firmanın o teknik altyapısıyla yönetmesi imkansız, imkansız. Muhakkak bir devlet yapısı arkasında destek olmak durumunda. Biraz önce programı açarken çok güzel bir şey söylediniz. Sosyal medya hayatı hızlı yaşamamızı sağlıyor. O algıyla yaşıyoruz. Çünkü sosyal medyada anlık her şey değişebildiği için biz normal gerçek hayatımızda sosyal medyadaki anlık değişimi adapte etmeye çalışıyoruz. Hızlı tüketiyoruz. Düşünün, sosyal medyadaki her şey kulağınıza şunu fısıldıyor. İhtiyacın olmasa bile almak zorundasın. Al, bir gün lazım olur. Evet. Bu fikirdir, üründür, her şeydir. Aynen. Hiçbir şey yoksa ekrandakini, fotoğrafını çek. Aa, ben bunu keser kırpar bir yerde kullanırım de. Kesinlikle. Gün geçmiyor ki yeni bir cep telefonu modeli çıkmasın. Gün geçmiyor ki yeni bir akımla gençlerimizin saç modelinden kıyafet modeline kadar her şey standart hale geliyor. Kesinlikle. Bütün kadınlar aynı. Hepsi botokslu. Herkes botokslu. Gençlerin hepsinin demirleri var. Yani şöyle bir bakıyorsunuz, saç modeli bütün bayanlarda aynı. Tornadan çıkmış gibi. Evet. Makyaj şekli herkes de aynı. Kaşlar aynı. Kaşlar aynı. Hayat dünya genelinde... Erkekler de öyle. Niye öyle, sadece kadınlar örnek öyle veriyoruz? Erkekler de öyle. Dünya genelinde... Herkes de bir top sakal. Topu aldım. Bunu karşılayamayacağım. Kusura bakma. Evet, top sakal. Top sakal. Yapacak bir şey yok. Evet. Hayatı artık hepimiz standart bir şekilde yaşıyoruz. Sakalın adı top sakal değil mi? Yanlış mı söyledim? Çoğunlukla öyle oldu. Başka ne diyorlar? Yok, top sakal. Top sakal yani. Top sakal. Yani aslında şimdi bir şey söyleyeyim mi? Eskiden, yani benim ortaokul zamanlarımda, işte lise zamanlarımda top sakal baktığınızda kimler bırakırdı? Hatırlarsın abla sen de. Akademik kariyeri olan insanlar bırakırdı. Ben diyecektim, profesör sakalı derdik biz. Evet. Akademik enteller yani böyle. Top sakallıysa kesin bunun bir akademik şeyi var diyor. Kariyeri var. Şimdi hepimiz keyfi bırakmaya başladık aslında. Yakışıyor. Benim burnum biraz uzun olduğu için altını çizme ihtiyacı hissettiğimden bırakıyorum. Karadenizli kardeşim benim. Ben de bırakacağım, görürsün. Seninle öyle program yapalım. Şimdi şeyde kaldık. Oradan devam edelim. Çok önemli bir konuydu o. Yani, sosyal medyanın sahibi kimlerdir? Bir devlet altyapısı olmadan, olmaz. Devlet inisiyatifi olmadan bunu hayata bir firma, kurum, kuruluş geçiremez. Olamaz. Olamaz. Evet. Yani bugün Facebook'un sahibine kim bir şey yapabiliyor? Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Görüntü icabı davalar açılıyor, sonuçlanıyor ama hiçbir şey olmuyor. Kaldığı yerden devam ediyor ve istediği şekilde bütün dünyayı yönlendiriyor.
Peki bu bütün, lütfen unutma kaldığın yeri, çok rica ediyorum. Hani bu korkulan bir takım programlar var ya, bazı örgütlerin haberleşmeleri, şunlar bunlar falan. Bunlar aslında gerek kalmadı ki. Küçük şifrelerle sosyal medya üzerinden dünyanın bir ucuna nasıl mesajlar verildiğini, ne gibi kampanyaları biz onaylarken, imzalarken aslında neyin başlangıcına ortak olduğumuzu duyduk, bildik, öğrendik. Sonra oralara da geleceğim. Belki bugün yetiştirirsek bu imza kampanyaları var sanal üzerinden. Lütfen sen devam eder misin? Şöyle söyleyeyim. Dediğinize sonuna kadar katılıyorum. Artık şu anda illa bir uygulama üzerinden mesajlaşma yapılmıyor ki. Yapılmıyor. Bir resmin altına çok rahatlıkla gizleyerek bir mesaj koyabiliyorsunuz. Kesinlikle. Bir videonun altına gizleyerek koyabiliyorsunuz. Subliminal mesajlar var. Bir çok normal bir metnin içerisindeki harfleri birleştirerek çok rahatlıkla mesaj verebiliyorsunuz. Yani illa bir uygulama kullanmanıza gerek yok ki. Subliminal mesajlarla şu an örgütler çok rahatlıkla birbirleriyle haberleşiyor. Yani birinin 3. 4. gün içerisindeki 3. 4. ya da 5. paylaşımı bir tehlike arz etmiyor ama 6. paylaşımında neler olacağını o örgüt sahipleri biliyor. Ve şu anda artık çok rahatlıkla istihbarat örgütleri algıyı sosyal medyadan yönetiyor. Troll hesaplar niye hat safhada? Yani şu an birçok kişi troll hesaplardan kendilerine yapılan saldırıdan illallah demiş durumda. Evet. Çok basit bir şekilde troll hesap kurabiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Doğru. Biraz işi biliyorsanız olay bitiyor. Bizim artık dijital dünyanın hukukunu oturtmamız lazım. Yani, ama bizim kişisel bazda oturtmamız da ama bu çok şöyle, kişisel bir tecrit değil mi? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu hukuku oturtmak sadece işte anayasada, CMK'da veya Türk Ceza Kanunu'nda yazılı olarak kalmasından bahsetmiyorum. Herkese aynı eşit noktada uygulanmasından bahsediyorum. Bana yaptığım bir paylaşımdan dolayı ceza uygulanabiliyorsa başka bir kişiye de aynı cezada uygulanabilmesi gerekiyor. Bir bakan bundan 10-15 yıl önce Instagram'dan ya da Twitter'dan özür dilerim Twitter'dan istifasını gerçekleştirdiğinde ya da ilam ettiğinde ne denirdi? Vatan haini, devlet düşmanı. Ne oldu? Artık istifalar şu anda sosyal medyadan paylaşılıyor. Öyle mi? Peki yine soruyorum. Bu sosyal medyaların sahipleri kim? Ülkeler. Ülkeler ve istihbarat örgütleri. Çok net. Belli kişiler firma sahibi gibi sunularak. Görüntü de onlar. Firma sahibi gibi sunularak bence vizyon güçlendiriliyor. Yani şeyin iceberg'in görünen kısmı ama görünmeyen kısmı. Evet. Olay zaten görünmeyen kısımda. Görülen kısımda biz işte börtü böcekle uğraşıyoruz. Peki şimdi siber güvenlik uzmanı olduğun için soruyorum. Ülkeler arası dostluklar, düşmanlıklar, dış mihraklar, iç mihraklar lafı sözü çok edilir. Hı hı. Ama şunu çok iyi öğrendi ki dünya ve de ülkemiz artık. Dünyadaki bütün istihbarat örgütleri bir şekilde birbiriyle bağlantılı. Ve birbirini besler nitelikte. Dolayısıyla bu sosyal medyadaki suçlar mevzu bahis olduğunda tüm örgütler yine birbirini destekler şekilde bir istihbarat ağı işletebiliyormuş. Kesinlikle, doğru mu? Kesinlikle. Yani şu an şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada siz zannediyor musunuz istihbarat örgütlerinin, ajanlarının hesaplarının olmadığını? Hiç zannetmiyorum. Olur mu öyle şey? Hepsinin var. Hepsinin var ve hepsi çok net bir şekilde belirli konularda kimini paylaşıyor, ne yorum yapılıyor, her şey oradan takip ediliyor. Yani çünkü yani işte bilinçli kullanım burada başlıyor. Biz her şeyimizi sosyal medyaya aktarıyoruz ya. Yani mahrem olabilecek duygularımızı, düşüncelerimizi, evimizin içini, her şeyimizi sosyal medyadayız. Yani bugün artık hırsızlar eskiden ışık yanıyor mu yanmıyor mu diye kontrol ediyordu. İnsanlar artık hırsızlar çevrim da içi değil mi? Çevrim içi mi? Nerede? Nereden konum atmış? Hangi resmi paylaşmış? Siyasi düşüncesine hiçbir şey yapmasına gerek yok ki. Özelden çok ilginç bir soru var. Onu hemen sorayım mı unutmadan? Bu şey Messenger mesajlarını tümden silmek mümkün mü? Toplu silmek mümkün mü?
toplu silmekteki kasıt ne? Ya tek tek siliyorlar herhalde, ondan da üşeniyorlar. Yani toplu hani silmekteki kasıt nedir yani? Messenger'da mesajlar birikiyor ya, gele Cüneyt'ciğim. Onları tek tek, mesela atıyorum 5000 tane mesaj silmen lazım ya da 3000, o kastediliyor herhalde değil mi? Sevgili Erhan Bey. Yok, toplu silme şeyi kısmı var Messenger'ın. Tık tık tıklıyorsunuz, hepsini bir anda siliyor. Tık tık tıklayamamışlar demek ki, nasıl tıklayacaklar? Yani, onun detayını anlatmak lazım. Çok mu uzun sürer? Tabii. Biraz uzun sürermiş efendim. Yani o şey neydi onun adı? Ayarlar kısmında mesajlara girdiğiniz zaman çok rahatlıkla kutucuk açılıyor. Oradan seçip siliyorsunuz yani WhatsApp'ta nasıl yapabiliyorsanız, mesajları silebiliyorsanız Messenger'da da silebiliyorsunuz ama yani... Şimdi sevgili Cüneyt'le programdan sonra benim mesajlarımı sileceğiz. Yaptığımız her aşamayı da çekeceğim ben. Size Messenger'dan göndereceğim. Söz veriyorum. Nerede kalmıştık? Ha yani istihbarat örgütlerinin sosyal medya varlığını hiç kimse inkar etmesin. Cüneyt, şimdi kimse uçağa, otobüse, deveye atlayıp, motosikletine herhangi bir araca atlayıp treni bireni kullanıp da bir yere gitmiyor biliyorsun. Gitmekle gelmekte bir tuşla artık. Öyle. Bu erişimden ülkelerin savunma sanayilerinin istifade etmemesi zaten abesle iştigal olur. Savunma sanayi, en büyük savunma sanayi sosyal medyadır artık, bu vazgeçilmez bir gerçektir dedi ya Fransa Başbakanı, istifa eden başbakan. Ben o zaman adamı takdir etmiştim. Dedim ki bir başbakanın bunu söylemesi çok önemli. Bu denli teknolojinin gücünün farkında olması çok önemli. Sosyal medya kontrolü konusunda bir pay ayırmış hazineden. Sosyal medya kontrolü. Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık dünyada savaşlar aslında topla tüfekle olmuyor. Dijital dünyada oluyor. Bizim her zaman takip ettiğimiz, işte bu konuyla ilgilenen uzmanların takip ettiği anlık siber saldırıların haritalarını görebildiğimiz yerler var, mecralar var. Savaşlar buradan yapılıyor. Hı hı. Siber saldırılarla. Şu an bütün ülkelerin siber orduları oluşmuş durumda. Burada Türkiye Cumhuriyeti de baktığınızda bu siber ordular konusunda ilk 5 arasındayız. Çok ne söylüyorum yani. Siber ordu konusunda ilk 5 arasındayız. Siber gücümüz artmış durumda. Ne açıdan? Teknik personel açısından ve kabul etmiş durumdayız savaşların siber dünyada yapıldığını artık. Yani Türkiye bu konuda savunma sanayide yeterince kullanıyor mu bunu? Kullanıyoruz. Gerçekten kullanıyoruz. Yani şöyle bir şey söylemek lazım. Mümkün olduğunca siber dünyada yerli ve milli yazılımlarımızı desteklemek ve daha fazla onları kullanıyor hale gelmemiz lazım. Çünkü eğer siz bir yazılıma sahip değilseniz, evet, orijinal kodlarını siz yazmadıysanız, o kodları kimin manipüle edebileceğini bilemezsiniz. O yüzden bütün dijital dünyadaki yazılımların artık yavaş yavaş yerli ve milli noktasına gelmesi lazım. Bize özgü olması lazım. Yerli yazılım konusunda Türkiye'nin bir atılım gerçekleştirmesi lazım. Gerçekleştiriyoruz. Peki da var mı böyle var bir eğitim ordusu? Var. Eğitimli yani kişiler mi bunlar? Şöyle söyleyeyim. BTK, ondan sonra siber kümeleme ve gerçekten Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Daire Başkanlığı bu konuda çok emek harcıyor. İletişim Daire Başkanlığı'nın bu konuda evet takdire şayan çalışmaları var. Gerçekten sayfalarını çok iyi çalışıyorlar. Sayfalarını takip ettiğinizde de görebilirsiniz. Aynen öyle. Yani BTK'nın sayfasını, evet, İletişim Daire Başkanlığı'nın sayfasını. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı bu konuda eğitim veren bir denetleme ne? Yani şöyle söyleyeyim, stratejiyi yönlendiren yer aslında orası. BTK ile beraber. Strateji geliştiren değil, değil mi? Geliştiren. BTK mı geliştiren? Orayı. İkisi de. Yani geliştiren ortak, ve yönlendiren. Bir çatı düşünün. O çatının altındaki paydaşlar aslında. Hı hı. Bütün siber dünya ile ilgili stratejiyi geliştiren noktalar bunlar aslında. Evet. Burada
şeye de, teknokentlere de çok önem veriyor aslında İletişim Daire Başkanlığı. Ve teknokent derken ARGE çalışmaları. ARGE çalışmaları. O yüzden diyorum. Ama 10 yıldır artıl değil mi ARGE'ler? Eskiden... Yok. Şu an harıl harıl çalışılıyor yerli ve milli yazılımlar konusunda. Ve o kadar güzel yapılan çalışmalar var ki. İşte biz her zaman söylediğimiz şeyi tekrarlamak durumunda kalıyoruz. Biz bazı şeyleri aşmak durumundayız. Yani eften püften olaylarla uğraşmaktansa kendimizi geliştirecek üretim noktasına adapte olabilirsek aslında bizi yıkabilecek hiçbir şey yok dünyada. Ama yıllardır bunu söylüyoruz. Bu konuda yetkililer bizden daha yeterliler değil mi? Evet. Yani artık bir yerden demek ki başlanılmak istenilmiyor. Kesinlikle. Yani Türkiye'nin herhangi bir konuda yeterli eğitim ordusunun olması istenilmiyor gibi. ARGE çalışmaları o kadar ötelendi ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'ya aşı satan bir ülkeyiz biz. Evet. Aşı satan bir ülkeyiz. Tohum satan ülkeyiz. İşte. Hollanda'nın lale tohumları Osmanlı'dan gitme. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi branşımla ilgili söyleyeyim. Lavantaları Osmanlı'dan gitme. Şimdi biz diplomanın her şeyden ön planda olduğunu düşünen bir ülke yapısındayız. Diploma sertifika gibi artık değil bile. Yurt dışında insanlar işe alım mülakatlarında diploma sormuyor. Bu işi yapıp yapamayacağını soruyor. Mutfaktan yetişmek derler ya. Evet. Yani hem bizim camiada hem sizin camiada böyle insanlar vardır. Okulunu okumayıp alaylı olanlar ama okulunu okuyup da onlara beş basabilecek düzeyde mutfaktan yetişen insanlar vardır. Hı hı. Şimdi ben inşaat mühendisiyim. Ben olayın teorik kısmını çok iyi bilirim. Ama sen gerçekten inşaat mühendisi misin? Pratik kısmını bilmem. Üniversiteden mezun olduğunuzda olayın teorik kısmını bilirsiniz. Ama pratik kısmını bilmezsiniz. Pratik kısmını ne zaman sizden iyi, Ahmet Usta iyi bilir. Çünkü o mutfaktan yetişmiştir. Bütün okumuşların başındaki şantiye şefi onlardan daha iyi bilir. Evet. İşin gerçeği yok, katılıyorum, evet. Ahmet Usta olayın pratiğini bilir, siz teorik kısmını bilirsiniz. Bizim hocalarımızdan biri... Dengede bu değil midir aslında? Evet, bizim hocalarımızdan biri bunu söylemişti. O okuduğumuz zaman bunu algılayamamıştık. Şimdi deneme yanılma yoluyla bazı şey yollarda yürünülmemesinin müsebbibidir o kişiler. Evet. Der ki evlat ben bunu daha önce denedim işte şuna aynen, şunu öyle. Şu kadar katarsan bu oluyor. Kendini yorma, sana seni belki 3 günlük yoldan geriye çeker, o yolu yarım günde almanı sağlar. Kesinlikle. Bilgi ve tecrübe çok önemli bir değer. Buyur. Buraya döndüğüm zaman, bilişim teknolojilerine döndüğüm zaman evet okumuş insanlara ihtiyaç var mı? Var. Ama mutfaktan yetişmiş insanlar da var bu dünyada ve ülkede. Yani şu an Google'a, Microsoft'a baktığınız zaman illa bir bilgisayar mühendisi olarak... Cüneyt, doğrusu Google mu Google mı? Google. Google. Evet. Bence ben de öyle Google. Biliyorum. Bence Google de diyorum. Google. Yani şimdi orada adam işe alım yaptığı zaman ne mezunusun diye sormuyor ki. Onun içerisinde veteriner de var. Orada çalışan bilgisayar mühendisi de şimdi var. O kadar ilginç bir ülkeyiz ki inşaat mühendisini garsonluğa alırken bu işi yapabilir misin diye düşünemiyoruz. Ama garsonluktan gelme bir adam inşaat konusunda kendini geliştirmişse ve bir şantiyede görev almak istiyorsa sen bu işi yapabilirsin demiyoruz. Yani. Ya, diplomalı diplomasının işini yapabilir ama diplomasız çok biliyorsa dahi diplomalının yerine ya, o işi yapamaz. Şimdi, bir liyakat söz konusu burada, onu kesinlikle. Da anlıyoruz ama yapabilirlik sadece evrak liyakatında olmuyor. Değil. Yani şey vardır, ehliyetiniz vardır, arabayı mı kullanıyor? Yok. Ehliyetiniz olmadan araba kullanabilirsiniz. Önemli olan o kişi. Şimdi bilişim teknolojilerinde de en büyük sıkıntımız bu aslında. Ehliyetiniz olmadan araba kullanabilirsiniz derken yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Yani kanuni olarak kullanamazsın ama araba kullanmayı bilmekten bahsediyoruz. Yani. Şimdi bilişim teknolojilerinde de öyle. Evet. İlla diploman olması gerekmiyor ki. Bilgisayar mühendisi de olması gerekmiyor insanın. Ama dışarıdan aldığı eğitimlerle, konuyla ilgili yaptığı gelişmeler, pratik tarzı, yaşam tarzıyla, kendini adamışlığıyla
belki çok iyi bilgisayar mühendisinden çok iyi ama bilgisayar mühendisi olmayan insanlar var şu anda. Ve bu insanlar gerçekten şu anda BTK ve İletişim Daire Başkanlığı'nın açtığı kurslar sayesinde yerli ve milli yazılımların gelişmesinde çalışan insanlar. Biz artık diploma noktasını geçmiş durumdayız aslında. Geçmek durumundayız da. Her şey diplomayla bitmiyor. Ehliyet, araba kullanmak. Aynı hesap. Evet. Siber'in altını biraz açalım başka bir programda. Ne anlaşılıyor bizde, ne anlaşılmıyor? Ve bu böyle çokça kabul ettiğimiz normal şeyler var ya. Normal vatandaşta siber daha anlaşılmıyor. Ne olduğu bilinmiyor. Dijital demek daha doğru oluyor. Dijital. Peki bu imza kampanyaları geliyor bize. İşte şunu imzalayın, şu çabaya ortak olun. Bu konuda yol almamızı kolaylaştırın. Vatandaşlık sorumluluğunuzu yerine getirin. Oralara gerçekten dijital imza atmak doğru mu? Sevgili izleyicilerimin ve benim bu bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle söyleyeyim. Atıyorum anayasa değişikliği. Son yapılacak anayasa değişikliğini onaylıyor musunuz? 128 maddenin Cumhurbaşkanı'nın öngördüğü, sözlerinde dile getirdiği 128 maddenin meclise değerlendirilmesini kabul ediyor musunuz? Etmiyorsanız bunu imzalayınız, destek olunuz. Bu ne? Bu ne? Hangi suça ortak oluyoruz? Evet. Hangi iyiye imza atıyoruz? Bu çok önemli bir şey. Ben bu konuda biraz geri kafalıyım. Dijital imza konusunda yani böyle bir şey bana da geliyor. Ben hiçbirine ne onay veriyorum ne ret veriyorum. Pas geçiyorum. Sadece okuyorum ve geçiyorum. Geçin. Yani niye? Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. O imza kampanyasının nereye yol açabileceğini hiç kimse bilemez. Fikir özgürlüğü diye düşünürsünüz. Normal vatandaş muhalefeti diye düşünürsünüz. Özel bir şey yazmış, çok özür dilerim. Devam mı edeceksin? Normal vatandaş muhalefeti diye düşünürsünüz ama bir anda farklı boyutlara ulaşabilir. O yüzden bu konuda ben biraz geri kafalıyım. Ben böyle şeylerin dijital dünyada katılmasını insanların çok uygun bulmuyorum işin açıkçası. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim. Bana gelir, ben metni okurum, yazılıdır. Yükümlülüklerimi bilirim. Bilirim. Altına imzamı gönül rahatlığıyla atarım. Görmek, dokunmak her şey. Ezel demiş ki hani biraz önce alaylı olmak olmamak bu işin okulunu okuması şart değil. Eğitimini pardon alması. Okulunu okuması ne kadar yanlış bir deyim. Okulunu okuması. İşte eğitimini alması şart değil. Hep sen öğretiyorsun bana bunda. Bir önce seni hayatımdan çıkarmam lazım. Önemli değil demiş diye konuştuk ya. Ezel'cim demiş ki bence sıkıntı tamamen bu işi yapanların ciddiye alınmaması ve internetçi abi gözüyle bakılması. Kesinlikle. Kesinlikle doğru tespit. Kesinlikle. Yani vallahi de billahi de öyle. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işte uğraşıyoruz. Yani mümkün olduğunca kafamızı, zamanımızı bu işe harcıyoruz. İnsanlar baktığınızda hani biraz önce dediniz ya siber nedir, vatandaşlarımız biliyor mu? Biz her şeyi bilmekle yükümlüyüz. Yani işte bilgisayarın her şeyini bilmekle yükümlüyüz. Sosyal medyanın her şeyini bilmekle yükümlüyüz. Bütün uygulamaları bilmekle. Bir de şöyle oluyor. Ya ben bunu bilmiyorum dediğin zaman diyor vatandaş. Nasıl bilmezsin diyor. Ya şu an Google Play'deki uygulama sayısı vallahi bilmezliğin belalarını yaşayan bir toplum olduk. Senin söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Herkes her şeyi biliyor, bilenin de kıymeti kalmadı. Bilmiyorum. Yani. Bilmiyorum yani. Bilmediklerimizi kapamak için öyle triplere giriyoruz ki bildiklerinizi parlatsanız ışık gibi olacaksınız. Aynen öyle ya. Bütün uygulamaları bilmek durumunda değilim. Yani öyle bir zorunluluğum da yok. Bütün uygulamaları dedi internetçi abimiz. Bütün uygulamaları bilmem için yani uyumadan bütün bu işi meslek edinmem lazım. Ya hayır tamam. Ya belli başlı şeyle bilmekle yükümlüsün. demiyorum. Kadın ölüyordu, Cüneyt konuşuyordu. Ama yani her uygulamanın da içeriğini bilmek durumunda değilim. Öyle bir zorunluluğum da yok. Yani şimdi doktor, beyin cerrahı var, kadın doğumcusu var, nöroloğu var.
Yani şimdi, beyin cerrah kadın doğumculuk yapabilir. Yapabilir mi? Yapamaz. Yani şimdi sosyal medya uzmanı, siber güvenlik uzmanı her şeyi bilmek zorunda mı? Hayır. Siber evet. güvenliğin altında zararlı yazılım uzmanımız var. Ağ uzmanımız var. Ondan sonra network uzmanımız var. Değil var mi? Da var. Yani o ana çatı üst. Onun altında alt kırılımlar var. Yani doktor bir, diyoruz. Bir yayın kuruluşu gibi. Rejisi tabii, var, teknik öyle. Ekip var, haber ama ekibi var, reklam ekibi var. Gazeteci. Gazetecilerin her şeyini bilmek durumunda mısınız? Hayır tabii. Yayıncılık kısmını biliyor musunuz? Hayır. Ya bin, o zaman herkese ihtiyaç yok. Ben biliyorum. Sen ayrısın Leyla abla. Sen ayrısın. Ama şimdi bizde öyle bir şey yok. Biz belli konularla ilgileniyoruz. Ben yoğun olarak sosyal medyayla ilgileniyorum mesela. Ya bir mesleğin geneli içerisinde kendi özelini belirlemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Hastaneye gidin damar hemşiresi vardır. Bütün ameliyat hemşiresi var, giremez. Bebek hemşiresi evet. var. Genel içerisinde bir özel alanı vardır. Şöyle ulusal basına tabii, bir göz tabii. atalım mı Cüneyt'ciğim? Ezel'cim şöyle bir ulusal basına geçelim mi? Gündem hakkında bilgiler verelim. Ezel'in bugün benden çaldığı saatleri alacağım ondan. Saat kaçta başladık? 12'de mi başladık biz? 12.30'a doğru başladık. Birazcık Ezel'den alacaklarımızı alalım mı? Alalım. Hadi alalım. Şöyle bir gazetelere göz atalım. Yurt ve dünya haberleri, siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa. Cesur yorumlar ve önemli konuklarla haber hayattır demek için sizlerleyiz. Leyla Pak'la gündem hafta içi her gün saat 11'de canlı yayınla Sun TV'de sizlerle. Yazmışım zaten. Mesela kaynak paylaş, hedef olma. Kendi aramızda konuşurken bizi yakaladınız ama güzel oldu. Elektronik delilin hangisi delil diyorduk. İşte bunlar çok önemli şeyler. Akşam kardeşime ana haberde de yer verelim çünkü bunlar faydalı konular. Tekrar hoş geldiniz efendim. Tekrar hoş geldiniz. Şöyle ulusal basınımıza göz atalım bakalım. Hangi başlıklar ve sürmanşetler bizler için önem teşkil ediyor bugün? Aydınlık Gazetesi'nin sürmanşetine de bir göz atmak istiyorum değerli izleyicilerim. Eğer izin verirseniz, uzmanlar Türkiye'nin Belarus tavrını böyle yorumladı. Türkiye ve Rusya aynı eksende bakıyor. İşte böyle geriye dönük düşünmek beni bazen çok yoruyor. Beyaz Rusya ne zaman Belarus oldu? 86 mıydı, 91 miydi? Şimdi bunu Leyla akşama öğrenmek zorunda, başka yolu yok çünkü. Bilmiyorum. Değil mi Ezel? Beni de verecek misin gazetelerde Ezel'cim? Türkiye ve Rusya aynı eksende bakıyor. Türkiye'nin NATO'da Belarus yaptırım kararını veto ettiği yönündeki haberleri değerlendiren emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bölgesel sahiplik ilkesiyle hareket edilmesinin doğru olduğunu söyledi. Bu tür beyanlar çok güzel de o kadar akademik deyimler ki, bürokratik deyimler ki ve uluslararası deyimler ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Türkiye'nin NATO'da Belarus'a yaptırım kararını, hangi yaptırım kararını veto ettiği yönündeki haberleri değerlendiren ne zaman veto etti? Niye veto etti? Haber size soru sorduruyorsa içerik yetersiz demektir. Bakın bize böyle öğrettiler. Korgeneral İsmail Hakkı Pekin ve müstafi Tümamiral Cihat Yaycı bölgesel sahiplik ilkesiyle hareket edilmesinin doğru olduğunu söyledi. Hangi bölgesel sahiplik? Bu bölgenin İç Asya, Güney Asya ve Türkiye Cumhuriyetler kısmının Asya bölgesinin asıl sahibi mi konuşuluyor burada? Rusya'nın kurmak istediği hegemonya mı konuşuluyor? Ya da Rusya'nın İsrail'den, zaman zaman İngiltere'den ve Fransa'dan aldığı destek mi konuşuluyor? Türkiye'nin NATO'da Belarus'a yaptırım karar. Hiçbir şey anlamadım bu haberden. Sahibi Türkiye, düşmanı dokunulmaz otelde. İşte Peker'in videolarını çektiği Dubai'deki otelin fotoğrafı, Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otelin Mossad ve CIA tarafından da kullanıldığı ve bu nedenle otelin dokunulmazlığı bulunduğu öğrenildi. Öğrenildi derken bu zaten bilinen bir şey. Şimdi yazabiliyorsunuz. Bunların hiçbirisi sır değildi. Zaten bilinen bir şey. Kişinin oraya niye gittiği, niye ağırlanması gerektiği, neden orada tutulması gerektiği, tüm bunlarla müthiş bir gündem değişimi yaşıyor ülkem. Ve bu gündem ülkeme hiç gerekli değil. Siyasilerin işi bu. Merkezi hükümetlerin işi bu. Siyasi erkin işi bu. Hesap sormak, niye oradaydın, ne yaptın, ne ettin. Bunlar şimdi servis ediliyor. Bu konuda hiç iyi niyetli şeyler düşünmüyoruz ne yazık ki. Peker... Haptor Palace Dubai otelde kalıyormuş efendim.
haber yeri bakımından okumak zorundaydım, özür dilerim. Otelin sahibi Kalaf Ahmet Al Haptor, Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan bir kişi, İsrail'e sıkı ilişkileri var. Aydınlığa bilgi veren kaynaklar sıradan müşterinin bu otelin bazı katlarına çıkamadığını belirtti. Olası şeyler bu. Biraz önce program içi değerlendirdiğimiz bir haber bu. AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Aydınlık Gazetesi'ne anlatmış. Askı olarak verilmiş bu bilgi. Manastır'dan Samsun'a Atatürk'ü anlatacağız. Önümüzdeki yıllarda Beyoğlu tarih yolunu oluşturmayı planladıklarını söylemişler. Yıldız, Atatürk'ün düşüncelerinin geliştiği yerlerde, Cumhuriyet'in ilanına kadar izlediği rota boyunca çeşitli etkinlikler planladıklarını söylemişler efendim. Cumhuriyet'e giden yolda Atatürk'ün Galata Rıhtımı'ndan Bandırma'ya bindiğini hatırlatan Yıldız, gençlerin tarihi bilince önem vermesi gerektiğini ifade etmiş. Aynı zamanda Kıbrıs'ın da mavi vatanında kırmızı çizgileri olduğunu vurgulamış efendim. Beyoğlu'nu farklı dinlerin harmanlandığı dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri yapma amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini de belirtmiş. Bütçede önceliğimiz gençler demiş. Atatürk'e düşmanlık birliğimizi yaralar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Partisi'nin grup toplantısında sarf ettiği cümleler bunlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Ayasofya imamının Atatürk'ü hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi değerli izleyiciler. Bahçeli, Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye'ye tahammülsüzlüktür. Bazılarıyla milli birliğimizi yaralamaya kimse cüret edememeli dedi. İktidarın küçük ortağısınız, çözeceksiniz, umutluyuz. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Ne soğuk ne yağmur yağdırdı hocalar, AKP'li rektöre sırtını döndü Boğaziçi direnişinde 100. gün. Boğaziçi kapısına ikinci kez kilit vuruldu. Akademisyen Feyzi Erçin'in de ders vermesinin rektörlükçe engellenmesi üzerine öğrenciler gece çadır nöbeti başlattı. Çadırları yıkan polis, özür diliyorum. Öğrencileri gece okuldan çıkmaya zorladı. Dün sabah Güney Kampüs'e girmeye çalışan öğrenciler engellendi. AKP'li Bulu'nun istifasını isteyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri dün 100. kez rektörlük binasına sırtlarını dönerek Bulu'nun istifasını istedi. Yapılan açıklamada akademik olarak özgür, kurumsal olarak özel kurumların tepeden atamalardan zarar gördüğünü göstermek istedik denildi ki kişinin şahsı da AKP'li Bulu diye ifade ediliyor. Bu tanım bile yanlış aslında. Eğitim kurumları siyasetten arındırılsın ne olur, hepimizin çocuklarının geleceği için. TYT sınavı cuma günü, AYT sınavı cumartesi günü, çocuklarımızı zorlu bir süreç bekliyor. Tüm gençlerimize, evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Ve öğütler var Cumhuriyet Gazetesi'nde öğrencilerimize. Sayfaları kontrol edin, her soruya şans verin. Uzmanlar 6 Haziran'daki sınav için uyarıyor efendim. Cevabından emin olmadığınız soruları lütfen işaretlemeyin. Uzun ve karmaşık soruları doğru yanıtlayan değil, neti çok olan sırada yer alacak. Sorularda gereksiz yere zaman harcamayın. Her soruyu okumaya çalışın. 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğünü unutmayın. Her soruda tüm şıkları okumak sizi daha doğru şıkka götürür şeklinde en önemli öğüt ve öneriler sıralanmış değerli izleyiciler. MHP lideri Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın sessiz kaldığı hakarete tepki gösterdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin alt manşet ilk sayfa haberi. Ortaktan saraya Atatürk mesajı. Herkes bilsin, MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e hakaret eden eski imam Demirkan'a tepki gösterdi. Herkes bilsin ki Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir diyen Bahçeli, imamın gizli FETÖ'cü olup olmadığının incelenmesini istedi. Saraya giderken başlığı altında haber ait şu ayrıntılar sunuluyor. Bahçeli'nin tepkisini yetersiz bulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, o çizgi saraya yaklaşırken renk değiştiriyor. Renk değişmeyecek arkadaş. Asıl kızmamız gereken bu meczup mu? Bu meczup bu konuşmayı kimin önünde yapıyor? Ayasofya'yı Atatürk'e hakaret etmek için mi açtınız demişti. Bunu da iletmiş olalım sizlere. Gelelim Diriliş Postası'na değerli izleyicilerimiz. Küresel güçler ve maşaları her alanda kendi kendine yetebilecek duruma gelmeye başlayan Büyük Türkiye'den rahatsız denilmiş üst başlıkta. 2023'ten korkuyorlar gazetenin bugünkü manşet başlığı. Yurt içi ve yurt dışında attığı stratejik adımlarla gücüne güç katan Türkiye, hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla 20 yıldır altyapısını hazırladığı savunma ve otomotiv sanayi, enerji ve sağlık alanındaki yatırımlarının meyvesini 2023'te almaya başlayacakmış efendim. Hürriyet gazetesi, çok özlemişiz aşı. Aşıdan kaçıyoruz.
kaçan iyi okusun. Oturmak için kuyruğa girmişler kafe ve restoranlarda insanlar doğal olarak. Hürriyet'in manşetini, yan manşetini süslemiş bu haber. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Cinel, aşı sırası gelmesine rağmen aşıdan kaçanları yoğun bakımların ürküten verileriyle uyarmış efendim. Şöyle bir baktığımda Biden'a soracağım, neden gerginiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı denilmiş haber detayında. NATO zirvesinde Biden'a Türkiye-Amerika ilişkilerinde neden gerilim yaşandığını soracağını söylemiş efendim. İçişleri Bakanı Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçi iddiası siyasette tartışma yarattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'u açıklama yapmaya çağırmış ve Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor sorusunu soruyor haberin devamında sevgili izleyiciler. Gündem S-400 zirve öncesi formül arayışı Karar Gazetesi'nin yan manşeti. Şöyle bir baktığımızda detaylar şu şekilde. Amerika ile düşmeyen tansiyon 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden zirvesine kilitlenmiş durumda değerli izleyiciler. Ankara ise öncelikli gündem olan füze dosyasına ilişkin çabasını da bu aşamada hızlandırma yolunda ilerliyor. Katar ve İncirlik formüllerinden sonra. İncirlik formüllerinden sonra son hamle Atina'da S-400'lerin kontrolü bizde olacak, Türkiye'de Rus uzman bulunmayacak çıkışıyla gelmiş efendim. Neyse ki okullar dün açıldı demediler. Ne demişler bu, neymiş bu? Salgının yeni döneminde... Gazeteyi verecek miyiz ekran arkadaşlar? Salgının yeni döneminde 83 milyon okulların durumu ne olacak sorusuna kilitlenmiş durumda değerli izleyicilerim. Öğrenciler, veliler ve okul yönetimlerinin sıkıntısı sürecin belirsizliği nedeniyle arttı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı okullar açılıyor açıklamasını bir gece önceden yapınca bir gece ansızın gelebilirim kararlarıyla yoğruluyoruz 2 yıldır. Herkes hazırlıksız yakalandı, kaos yaşandı. Neden böylesine hassas bir konuda son dakika duyuru yapılıyor? Tepkileri yükseldi doğal olarak. Sosyal medyada MEP dua edin yarın okullar açılıyor dedik. Dün açıldı da diyebilirdik. İyi ki bu ülkenin insanıyım ben. Gerçekten sevgili izleyiciler. Yaz bitmiyor. MEP sosyal medyadan bir paylaşım yapıyor. Okullar yarın açıldı diye. Tabii ki eğitimciler ve veliler bu duruma tepki gösteriyor. Süre bu kadar dar mıydı? Ne gerek var? Hani bir cumadan ilan edin, deyin ki pazartesi günü okullar açılıyor gibisinden. Mevde diyor ki dua edin dün açıldı demedik. Sanatçılardan iktidarın açıkladığı kademeli normalleşmeye tepki Korkusuz Gazetesi'nin manşetini oluşturuyor. Eğlence sektörü ve müzisyenler isyanda. Haziran ayı normalleşme takvimine alınmayan bu insanların günahı ne? Herkes ekmeğini kazanırken niye onlar kazanamıyor? Restoranlar ve kafeler değildir gerçekten. Sadece restoranlar ve kafeler değil. Pandemiden en büyük yara yalan. Kimse öyle bir şey söylemesin. Müzisyen kesim açlıktan ölüyor ve kimse duymuyor. Ve bazı müzisyenlerin bu konuda duayen olanların da çok özür dilerim. Sosyal medyalarına baktığınızda sadece içkili mekanların işin içinde olmasını istemedikleri için akşam 21'de sokağa çıkma yasağını başlatıyorlar dediklerine tanık oluyor. Bu da içten içe kinlendiriyor insanları. Hiç düşünülmeyen değerli izleyiciler, hiç şefkat gösterilmeyen, olsanız da olur olmasanız da olur gözüyle bakılan vatandaş sınıfında görüyorlar kendilerini. Ama durum öyle değil, bu onların mesleği. Orada kimin içkisini içtiği, kimin içmediği, kimin çay içtiği, kimin salata yediği onların umrunda değil. Adam orada belki darbukasını, ritmini çalarak, belki zurnasını öttürerek evine ekmek götürüyor. Belki mutfaktaki bulaşıkçı bulaşık yıkayarak evladını okutuyor. Bir baba paspas çekerek belki engelli evladının tedavisini yaptırıyor. Ona da bir sektör gözüyle bakın. O sektörden hizmet almayı kimlerin tercih ettiği konusunu düşünürseniz sektörler konusunda ve onların önünü açma, eşit bakma konusundaki inisiyatifinizi kaybedersiniz. Bu kararlar insani olmaktan çıkar, tamamen siyasi olur. Müzisyen kesimi yok ettiniz ama her sektörün içinde sektör paylaşımcıları var, onların çözüm ortakları var. Valisi var, garsonu var, komisi var. Sesçisi var, malzemecisi var, baharatçısı var abi. Onlara yani bir sürü ürün satan insanlar var, bir sürü alışveriş. Bu bir zincir.
temizlik sektörü bile bundan etkileniyor. Kuru temizleme bile etkileniyor. Haydi masa örtüleri, peçeteler, kuru temizlemeye gidecek, gelecek, perdeler gidecek, gelecek. Neyin peşindeyiz anlamıyorum. Şu akşam 21'i, 22 yapsaydınız, var 11 yapsaydınız eskiden olduk. Ne farkı var 2-3 saatin? O 2-3 saatte COVID virüsü dinleniyor mu? 2-3 saat daha yani kenarda kalsa çok sıkılacak mı? Canı mı sıkılacak? Otursun, söyleyelim ona 11'den sonra gelsin. Biz 11'de müsaitiz. Haziranda alın bu her yer kapalı, her yer kapalı, her yer kapalı. Daha yeni açıldık. İktidar doğalgaz zammı otomatiğe bağladı. Konut ve sanayide tarif etti. Dün gece %1 artı. Ay niye bu her şey, bu Ocak'tan bu yana 6. zammı, niye her şey gece yarısı yapılıyor bizde? Niye? Haziranda restoran, lokanta ve kafeler hafta içi ve cumartesi 21'e kadar hizmet verecek. Ancak eğlence yerleri hala kapalı. Konserler hala yasak. Peki sektör çalışanları ne yapacak kimse bilmiyor. Yani her şey mübah da bu ülkede. Kediye, insana, kadına, 6 yaşındaki kız çocuğuna, 9 aylık bebeğe tecavüz edenler mübah da. Sadece gece hayatında çalışarak evine ekmek götüren insanların yaşamlarını devam ettirmesi mi naha mübah? Doğruyu ve yanlışı lütfen insanların inisiyatifine bırakalım. Bu fikir özgürlüğünü de aşan bir şey oldu. Bu resmen davranış şeyi, kıskası. Hiç. O kesim yok oldu, bitti. Nasıl çalışacak insanlar? Bir yaştan sonra belli bir meslek edinmişler. O mesleği yerine başka bir şey koymak gibi bir hakları da yok. Milat Gazetesi'ndeyiz efendim. Şöyle bir baktığımızda Milat Gazetesi'ne hemen... Bir şeyler oldu ama tekrardan mı açalım? Tekrardan açalım. Kademeli normalleşme en çok çocukları ve esnafı sevindirdi deniliyor. Hayat canlandı. Yaklaşık 2 aydır salgın tedbirleri kapsamında tam ve yarı kapanmayla bunalan vatandaşlar yeni dönemi sevdi. Esnaf dayanacak gücümüz kalmamıştı. İnşallah bir daha kapanma olmaz sözlerini sarf etti. Bu da gazetemizin manşet haberini süslüyor efendim. Okullar yazında açık. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Okulların yazında açık tutulacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim yılına kadar açık tutulacak. 18 Haziran'da karne alacak öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar telafi programına da isteğe bağlı katılabilecekler şeklinde bir açıklamada bulunmuş değerli izleyiciler. Milli Gazete'ye geliyoruz. Marmara ölüyor. Rant ve kirlilik nefessiz bıraktı. Marmara Denizi'nde Mart ayından bu yana giderek yayılan, balıkçıların avlanmasını durduran ve çevresel sorunlara neden olan deniz salyası yani müsilaj sorunu giderek korkutuyormuş değerli izleyiciler. Deniz canlılarına ve ekolojik dengeye zarar vermesi bakımından da büyük endişe yaratıyor. Uzmanlara göre Marmara Denizi'nin ölümü olarak nitelenen bu durum her geçen gün daha da ciddi bir hal alıyor. Uzmanlar problemin kaynağı olarak hızlı ve plansız betonlaşma nedeniyle artan kirlilik ve küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklığa işaret ederken Marmara Denizi'ni oksijensiz hale getiren çılgın rant projelerinden de vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyorlar değerli izleyiciler. Milliyet gazetesindeyiz. Restoranlar masalarını açtı. Özlemişiz. 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranlar dün ilk müşterilerini ağırladılar efendim. 21 sınırlaması bazı esnafların mutluluğunu ne yazık ki gölgeledi deniliyor. Restoran ve kafeler aslında sadece oturan müşteri ağırlayamadılar. Paket servisleriyle birlikte bu dönemi en rahat atlatan kesim oldu. Hatta bir takım alt yapı imkanı da sağladı onlara. Bir röportajda ajandada paylaştığımız bir haberde, haber merkezimizin yaptığı bir haberde de bunu dile getirmiştik. Paket servisi nedir bilmezdik biz ama bu konuda da kendimizi geliştirme ve işte kuryelerle çalışma imkanı bulduk ve bu sistemi de öğrendik. Sanal üzerinden nasıl sipariş alınır, nasıl adresleme yapılır, nasıl bilgi sağlarız, nasıl bunun akışını sağlarız hiç bilmediğimiz konulardı. Sanalı ve interneti hiç bilmediğimiz kadar, tahmin etmediğimiz kadar kullandık ama paket servisi ayakta kalan bir kesim oldu. Kârı azalmadı mı? Muhakkak ki azalmıştır ama gerçekten en direkt etkilenen kesim oldu, meslek grubu oldu. Fakat direkt etkilenen çok meslek grubu var, o da müzisyenler. En önemli meslek gruplarından birisi ve o hizmet ağının içerisinde zinciri oluşturan bütün halkalar, oteller, turizm hepsi işin içinde.
Restoran, lokanta, kahvehane, kafeterya, eğlence yerleri çalışanları bir ay daha yarı aç yarı tok yaşayacak. Sözcü gazetesi bu konuya değinmiş. Esnaf can suyu bekliyor, geç kaldılar. İlk baskıya ben yetiştirdim değil mi? Esnaf can suyu bekliyor, siz zehir içiyorsunuz. Kademeli normalleşmede üvey evlat muamelesi gören ve mağdur edilen yeme içme sektörü kan ağlıyor. Tepkiler çığ gibi, esnaf temsilcileri isyanda. Bendevi Palandöken'in bir açıklaması. Takvim gazetesini alsın biri. Türk'ün gazetesindeyiz efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri buraya da yansımış durumda. Kim Gazi Paşa'ya saldırıyorsa, kimin kötü sözü olmuşsa, ya soy kütüğünde bir karanlık nokta ya mazisinde yüzünü kara çıkaracak bir şey vardır demiş Devlet Bahçeli. Yaptıkları provokasyon, Türkiye'ye operasyon. Şöyle bir baktığımda Bahçeli, FETÖ'cülerin 6 aylık süre içinde Kılıçdaroğlu'nun iktidarını dillendirmelerinin ve hükümet üyelerini hedefine alan iftira kampanyalarının erken seçim dayatmasıyla yakından bağlantılı olduğunu söylemiş. Bahçeli, BAE'den İsrail'e kadar Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan ülkelerin örtülü operasyonları, asimetrik tahrikleri şiddet ve yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır ifadelerini kullanmış değerli izleyiciler. Cami değil kilise olurdu vaazlarıyla milli birliğimizi yaralamaya kimsenin cüret etmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduklarını mı sanıyor? O tarih sahnesine çıkmasaydı Türklüğün kıvancı, İslam'ın bekçisi olmasaydı, doğduğunuzda kulağınıza ezan mı okunur yoksa bir kilisede vaftiz mi edilirdiniz? Herkes bilsin ki Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisidir. İman ve insaf sahibi herkes ona hürmetle mükelleftir şeklinde konuşmuş. Teşekkür ediyoruz bu beyan için. Kim olursa olsun teşekkür etmek isteriz. Hangi gazetedeyiz? Türkiye'deyiz efendim. Suriyeliler terör örgütüne bayrak açtı denilmiş. Terör örgütünün zorbalığından bunalan Membiçliler sokağa dökülmüşler. Normalleşme başladı. Süper Kule hizmette. Çamlıca Kulesi vatandaşa açılmış artık. Kademeli açılma. İstanbul'da da sevinçle karşılanmış. Her şeyde İstanbul, her şeyde İstanbul. Sanki Türkiye İstanbul'dan ibaret. Yeni Çağ gazetesindeyiz. İlk gün heyecanı okulların, ilkokullarda yüz yüze eğitim başladı efendim. Miniklerimiz heyecanlı. İşletmeler ilk müşterilerini ağırladı. Esnaf da bu bakımdan sevinçli. Yeni Çağ gazetesinde yine orta manşette yer alan bir haber. Ne büyümesi sorusu soruluyor. Ekonomi entübe. %7 büyüdük diyen TÜİK'e tepki veren CHP'li Bulut. Bu nasıl büyüme? Banka borçları 872 milyar lirayı buldu. Çekler ödenemiyor. İflaslar arttı. 9 milyon gerçek işsiz sayımızdır demiş Bulut. İcra daireleri en fazla mesai yaptılar bu dönemde demiş. Karşılıksız çekler patladı denilmiş. Tarlayla market fiyatı farkı 4 katına yükseldi. Şöyle bir baktığımızda fiyatlar da zaten burada verilmiş. Makarna, bulgur, şehriye ve kuskusa ihracat freni. Ticaret Bakanlığı makarna, bulgur ve irmiği kayda bağlı mallar listesini alıp ihracatını izne bağladı. Üretmiyoruz ki tüketelim. Bir de ihraç edersek aç kalacağız. Sebep bu. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Senaryoyu FETÖ yazıyor, Peker oynuyor. Yeni Şafak gazetesinin manşetini oluşturuyor bu başlık değerli izleyiciler. Hakkındaki soruşturmalardan kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan Sedat Peker'in YouTube'da daha önce FETÖ'cülerin dillendirdiği iftiraları tanık olduğu gerçeklermiş gibi anlatması dikkat çekiyor. Peker son olarak FETÖ'nün MİT kumpasına sahip çıkarak Türkiye'nin Suriye'de teröristlere silah verdiği yalanına sarıldı denilmiş. Baykal'a kumpas da var. Kolombiya'dan Türkiye'ye kokain ağı kurulduğu iddiasını ilk kez Baykal'a kaset kumpasında rol alan FETÖ'cü Cevheri Güven dillendirmiş. Efendim habere göre Güven 23 Haziran 2020'deki yayınında Mehmet Ağar'ın adını andı deniliyor. 4 Ocak 2021'de FETÖ'cü Sait Sefa iftiralara bu kez Binali Yıldırım'ın oğlunu ekledi. Kimsenin itibar etmediği iddiaları Peker alıp yaydı denilmiş. Gazetenin iddia haberi böyle değerli izleyiciler. Yeni Şafak gazetesini de böylece neticelendirmiş olduk. Ulusal gazetelerimizi de bir göz atmış olduk. Dün gece baskıya yansıyan gündemler bunlar. Sevgili Cüneyt Üre konuğumuzdu bugün. Sosyal medya ve siber güvenlik uzmanı Cüneyt Üre. Cüneyt'le çok güzel bir sohbet geliştirdik. Şimdi Cüneyt'ciğim, konuştuğumuz konulara bağlı olarak şöyle bir sevgili izleyicilerimize paket özet sunmak istersen, aklımızda kalması açısından, en azından sohbetin başını kaçırmış olanlar için o konuda da bir toparlama yaparsan çok tabii mutlu ki olurum. Hemen teşekkür ederim. Toparlayalım. Sağ ol. Şöyle ilk başta konuşmuştuk. Evet, sosyal medya bizleri hızlı yaşamaya itiyor. Evet. Onun etkisini
had safhada görüyoruz. Evet. Çünkü sosyal medyanın o hızlı akışın içerisinde biz de hayatımızı ona adapte etmeye çalışıyoruz. Ve bilinçli teknolojiden bahsettik. Bilinçli teknolojide özellikle paylaşımlarda alıntı yapılmasından bahsettik. Hı hı. Not olarak nereden o haberin alındığını, kimin tarafından yayınlandığını paylaşarak hiç olmazsa hedefin kanalını tek hedef olmaktan çıkartıyoruz. Gençlik kızı seviyor. Bunun temelinde ne var dedik? Sosyal medya var dedik. Gençlik kızı seviyor. Çünkü hızlı hayatı istiyorlar. Evet. Ve şu an sadece Türkiye için değil, tüm dünyada gündemi sosyal medya oluşturuyor. Hı hı. Sosyal medya gündemi tabii ki siyaset. Siyaset tam sosyal medyanın göbeğine oturmuş durumda. Evet. Artık geleneksel medyanın gündemini bile sosyal medyadaki hem ülkelerin hem de kişilerin, bireylerin paylaşmış olduğu haberler ve videolar sayesinde hem geleneksel medya hem de dijital medya gündemi, dünyanın gündemini oluşturuyor. Bunları konuştuk. Siber evet. dünyadan bahsettik. Dikkatli olmak lazım. Artık insanlar, her zaman söylediğimizi tekrarlayalım, bilinçli teknolojiyi kullanmak zorundayız. Önemli olan şu cep telefonlarını veya tablete sahip olmak değil, sahip olduğumuz cihazın içeriğini ve nasıl kullanılması gerektiğini. Sahip olduklarımızın bize neyi kaybettireceğini de bilerek kullanmamız lazım. İşte bilinçli teknoloji kullanımı böyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum sevgili Cüneyt Türe. En kısa zamanda yine buluşalım. Evet. Siber güvenlik konusunu bir hukukçu eşliğinde aynen de ele alalım. Hem teknik boyutunu hem de hukuki evet, boyutuyla hukuki boyutunu masaya ele yatıralım. Çok teşekkür ederim. Özlemişiz seni. Ben de sizleri özlemişim. Tüm ekibi özlemişim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, çok mutlu olduk bizlere eşlik ettiğiniz için. Özelden sorularınızın hepsine teşekkür ediyorum ama inanın tümünü değerlendirecek bir vakit bolluğuna sahip değildik bugün. Çünkü akış konusunda bizden de istenilenler var ve yapmamız gerekenler var. Hepsini zamanımız el verdiğince yerine getirmeye çalıştık. Yayına ve yapıma emeği geçen bütün arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, şahsım ve de konuğum adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. İyi ki bugün bize yol arkadaşlığı yaptınız. Leyla Pak'la Gündem programında bu sohbeti gerçekleştirmemizin birinci sebebi oldunuz. Ay ne çok sebep sonuç ilişkisi var. Her şeyin bazen düşünürüm gerçekten bir şeyin sonucu bir başka şeyin sebebi midir acaba? Bize öyle öğretilmiş ama gerçekten öyle midir? İnsan hep sebeplerle mi yürümek zorunda? Her şeyin bir sebebi mi olmak zorunda? Değil tabii ki. Bir şeyin sonucu da olmak zorunda. Bazen kendi bulduğunuz sebepler yaratılmamış. Başkaları tarafından koşulları oluşturulmamış. Kendi bulduğunuz sebepler ve gerekçeler öyle güzel sonuçlar doğuruyor ki. Bir evladınıza, bir arkadaşınıza, seni çok seviyorum biliyor musun? İyi ki hayatımdasın. İyi ki sen benim dostumsun. İyi ki sen benim arkadaşımsın. Bunları söyleyebilmek bile dünyalara bedel. Öyle bir sebep beklemeye gerek yok. Kendiniz yaratın sebebi. Sebep sonuç ilişkisi var ise gerçekten dünyada sonucunu da görelim. İyide buluşmak lazım. Doğruda buluşmak lazım. Ama herkesin kendi doğrusuna da çok saygı duymak lazım. Empoze etmeden, belli bir yöne kanalize etmeden, birbirimize böyle çok psikologluk yapmadan birbirimize sohbet etmeyi özledik. Karşındaki, aa evet ben onu biliyorum demeden seni dinlemesini özledik. Ya ona bir de şu açıdan bak dememesini özledik. Bizi biz olduğumuz için dinleyen dostlarımızı çok özledik. O mizansenleri çok özledik. En azından kendi adıma konuşayım. Neyi dilerseniz onu yaşayınız efendim. Akşam saat 17.30'da Ajanda programında haber bülteninde yeniden birlikte olacağız. Sun TV Haber Merkezi'nin hazırladığı tüm haberlerin küçük ayrıntılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yarın saatlerimiz 11'i gösterdiğinde de MTSO Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan konuğumuz olacak. Saat 11 konuğumuz olacak efendim. Kendisiyle kenti, bölgeyi, yatırımları, Mersin'in katma değerlerini, katılması ve çıkarılması gerekenleri, artıları, eksileri, hayat neyi getirirse onu konuşacağız Sayın Başkanım'la. Kendinize iyi bakın olur mu? İyi ki geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Esen kalın.